Babu haddil hamir. Bu bab hamir. Yani şarap içen adama ne had vurulacak? Had var mı yok mu? Had varsa miktarı ne kadar? Delili ne? حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان عن علي قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمر حزرة علي دان رواية ديولار كي پیغمبر افندمز خمر içen bir adama değnek vurdu. Erbaine, erbain değnek vurdu. Ve Ebu Bekir'in, Ebu Bekir'de erbaine o da iyi. 40 vurdu. 40. Peygamber Efendimiz o da 40. Ve kemmeleha Ömer'u, Ömer bunu tekmil etti. 80'ine 80. 80 vurdu. Ve küllün sünnet. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bunların hepsi de sünnettir. Yani 80 değnek de var. 40 da var, 80 de var. 40 da var, 80 de var. Demek bu arada 40 da vurulur, 60, 70, 80'e kadar. 80'den yukarı yok, 40'tan aşağıda yok. Hepsi de sünnettir. Öyleyse sünnet olunca o haddi vuran kadiye, imama ait. Ne kadar vuracaksa. İsterse 40 vurur, isterse 80 vurur. Sonra ulema diyor ki eğer bir adam ilk önce böyle bir suçla gelmişse ona 40 vurulur. Fazla vurulmaz. Ama tekrar İçer tekrar gelirse bu vakitte 80 vurulur. Niye? Bu adam vazgeçmiyor. Evet. Şimdi esas bu delil ne? Demek ki hamırda değnek var. Bu değneğin miktarı ne kadar? Şimdi bu birinci hadiste 40. Resulullah Efendimiz 40 vurmuş. Hazreti Ebu Bekir 40 vurmuş. Hazreti Ömer de gelince o 80'e çıkarmış. Bunların hepsi de sünnet olmuş. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المختار الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن الداناج قال حدثنا حذين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان yine Hüseyin İbni Rakaşi'den rivayet ediliyor fakat Hazreti Ali'yi burada zikretmiyor. Yukarıda o Hazreti Ali'den rivayet etti. Fakat bu diyor ki ben Osman'ı gördüm. قال الشهيد عثمان بن عفان عثمان بن عفان بن شاهد oldum hazır oldum ve kad utiye bil velid ibn ukbe velid ibn ukbeyi getirdiler ve kad salla bi ahli kufe ahli kufeye namaz kıldırdı kufeye ahli kufeye emir tayin edilmişti orada valiydi onlara kıldırdı es subha arba'an sabah namazını 4 kıldırdı sarhoş gitmiş 2 rekat mı kılınacak 4 mü kılınacak 4 rekat kıldırmış ve kâle sonunda 4 kıldırdıktan sonra demiş ki ezidüküm ziyade edeyim mi? Yani 4'ten fazla kıldırayım mı? Çünkü sarhoş aklı başında yok. Kâle feşehide aleyh Hudeyn ibn-i Münzir dedi ki onu getirdiler şahit istedi Hazreti Osman. Şahit olduğuna Hemran, Hemran isminde birisi şahit oldu ki ben bunun hamir içtiğini gördüm. Varacilun ahar başka bir adam da şahit oldu. İki adam şahit oldular. Kale dedi ki feşehide ehaduhuma o iki bir hemran bir de başka bir adam. Birisi şahit oldu. Şehadet etti ki ennehu ra'ahu yeşrebuha. Hamri içtiğini gördüm diye şehadet etti. Ve şehide lâher öteki de dedi ki ennehu ra'ahu yakîuha. Onun kustuğunu gördüm dedi. Birisi içtiğini görmüş. Birisi de istifra ettiğini, kustuğunu görmüş. Kusmak, içmek, içmenin şehadeti değil ki. O vakitte içtiğine şahit bir tane. Fakat öteki de bunun istifra ettiğini, gördüğünü söyleyince kâle. Hüdeyn dedi ki, fekâle Osman, Hazreti Osman dedi ki, innehu lem yakîhâ. Bu adam bu hamri istifra etmedi, hatta şeribâhâ. İçti de istifra etti. Bu da içtiğine delil olur demiş. İstifra eden, içmeden neyi istifra edecek? İçmiş de. Öyleyse bu da delil olur. فَقَالِ عُثْمَانَ لَعَلِيِّ Hazreti Osman o mecliste, Hazreti Ali de vardı. Hazreti Ali'ye dedi ki اَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ حَدِّ buna icra et. Yani Hazreti Ali'ye ihtiramen bu haddi sen yap. Sen haddi kim yapacak? Hazreti Osman'ın kendisi yapacak. Emir-ül müminin o.
fakat Hazreti Ali'ye hürmeten bu haddi buna sen ikame eyle dedi. Fekal Ali'yün Hazreti Ali dedi libnihil Hasan. Oğlu Hazreti Hasan'a dedi ki akim aleyhil hadde. Git buna haddi vur. Değneği vur. Kale, ravi diyor ki fekal el Hasan. Hazreti Hasan babasına dedi ki velli harraha men tevella barraha. Velli, sen bu kötekiyi vurmak için gönder. Vali kıl esasen, bir işe yani tevliğe, bir işi ver kime? Harraha bu işin sicağını, sicağını ver kime? Men bir kimseyi ki tevella barraha, onun karnına tevellü eden. Yani bunun meşakkatini, rahatını kim çektiyse karraha, kim bu işin rahatını üzerine aldıysa bu meşakkatini de ona ver. Har, meşakkat. Kar, meserret. Yani kim ki Emevilerin zamanı, Emeviler memurlara geçtim, maaşları bol bol alıyorlar, rahata kavuştular. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh hoşlanmadı oğlu Hasan'ın kendisine böyle ret cevabı vermesini hoşlanmadı. O neden? Tabi Resulullah Efendimiz'in kızının oğlu olduğunda ona hürmeten de tekdir etmedi. Sonra ne yaptı? Hazreti Ali Abdullah ibn Cafer'e emretti. Velli harraha men tevella karraha. Öyle dedi. Velli sen bu işi yani bu meşakkat ver, hududu vermesini kime ver? Men bir kimseye ki tevella vali oldu, sahip oldu, karraha bunun meserretine. Yani bu Emeviler iş başına geçti. Hazreti Osman zamanında Emeviler vezife başlarına geçtiler ya, devletin parasını, maaşını onlar alıyorlar. Hududu bana niye vurduruyorsun diye. Tabi bu babaya karşı söylenilmez. Hazreti Ali'ye karşı hiç söylenilmez ama Hazreti Hasan çekinmezdi. Babasından da çekinmezdi. Babasına birçok yerlerde itiraz ederdi. Birisi de Medine'den orduyu çekip Hazreti Ali giderken dur dedi, nereye gidiyorsun sen dedi. Hilafet Medine'de, sen Medine'den hilafeti çıkardın mı bir daha Medine'ye hilafet gelmez. Götürme dedi. Hazreti Ali'ye karşı geldi. Karşı geldi, hemen Hazreti Hasan'a hücum ettiler. Asiler öldürecek oldular. Osman'ı öldürdüğümüz gibi sen de temizleriz dediler. Hazreti Ali tabi siyaseten dedi ki yok benim oğlum ne sahipten başka bir şey yapmıyor dedi. İşin önünü aldı. Ama Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'den işitmişti kerametini, o hepsini biliyordu. Biliyordu ki zaten hilafet Medine'den de çıkacak. Fitnelerin kapısı açıldı. Hazreti Osman'ın şehadetiyle alem-i İslam arasına kılıç girdi ki kıyamete kadar bu devam edecek. Bu Müslümanların birbirini öldürmesi Medine'den uzak olsun. Kufeye götürdüğüm sebebi bu. Bu fitne Medine'den uzak olsun. Bunlar birbirini öldürecekler zaten. Hepsini bilirdi. Hatta ölecek zatların bazılarının ölecek yerlerini de tayin etmiştir. Kerameten bilirdi. Peygamber Efendimiz de birçoklarını onu öğretmişti. Tabi Hazreti Hasan onları söylemedi. Mesela uzun. Onu söylemedi. Ama Hazreti Hasan'ın bir feraseti, görüşü var ki buraya da buradan hilafet çıkarsa bir daha dönmez. Evet, doğru. Bu feraseti kuvvetli. Hazreti Ali de biliyor. Çıkacak ve dönmeyecek. Dönmeyeceğini de biliyor Hazreti Ali. Ama Hazreti Ali'nin bilmesi Resulullah Efendimiz'den aldığı haberle vahye dayanıyordu. Hazreti Hasan'ınki kerameten değil, feraseten. Feraseten idi. Onun için Hazreti Ali haklıydı. Bu fitneler gidecek, harpler olacak, darplar olacak, Müslümanlar birbirini öldürecekler. Medine'den uzak olsun. Evet. Kale, ravi diyor ki fekale Hazreti Ali, kale Ali'yün, fekale Ali'yün, Hazreti Ali dedi de Abdullah ibn Cafer. Kardeşi Cafer'in oğlu Abdullah'a dedi ki akim alihil hadde, sen kalk bu adamı haddi yap. Yani Hazreti Hasan kendi sözünü tutmayınca Hazreti Abdullah emretti. Feakaze savta, o da savtı, kamçıyı aldı Hazreti Abdullah. Feceale yeciliduhu, başladı Velid ibn Ukbe'ye yapıştırmaya. Ve Ali'yim ya'uddu, Hazreti Ali de sayardı. Bir, iki, o vurdukça o da sayardı. Hatta belaga erbe'in. Erbe'in kamçı vurdu. Sümme kâle lehu, sonra Hazreti Ali Abdullah dedi ki emsik. Daha vurma, yeter artık. 40 tane. Demek ki şimdi burada da Hazreti Ali kaç vurdu? 40 tane vurdu. Bundan ne anlaşılıyor? Bir adam rakı içerse 40 değinlik vurulacak.
Bu zaruri yani, 40 tane aşağı olmaz. Sümme kâle, sonra Hazreti Ali dedi ki, innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, celede erbe'in, 40 de yenik vurdu. Ve celede Ebu Bekir erbe'in, Ebu Bekir o da 40 de yenik vurdu. Ve celede Ömer'u semanin, Hazreti Ömer'in zamanında biraz rakı içenler çoğaldı. Hazreti Osman'a geldi, haber verdiler Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer topladı ashab-ı kiramı, dedi ki rakı içenler biraz ziyade oldu. Bilhassa Şam ordusunda çoğaldı. Hazreti Ebu Bey de yazdı ki gazilerin içerisinde, mücahitlerin, askerin içerisinde rakı içenler çoğaldı. Ne yapacağız? Hazreti Ömer de topladı ashab-ı kiramı, dedi ki ne yapacağız? Dediler ki bunu biraz değneği fazlalaştıralım. 80 değnek vuralım, ittifak ettiler. İşte Hazreti Ömer'in 80 değnek vurdurması bundan neşet etti. Hazreti Ömer 80 değneğe temam etti. Ve küllün sünnet. Hazreti Ali diyor ki bunların hepsi sünnettir. Yani rakı haddi Kur'an'da zikredilmemiştir. Rakı içene had vurulun Kur'an'da yoktur. Ne ile sabittir? Sünnet ile. Resulullah Efendimiz'in hadisiyle sabittir. O hadise gelince 40 de var, 80 de var. İkisi de sünnettir yani. O da Resulullah Efendimiz'den rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer'se de kendiliğinden yapmadı bu. Gelecek gel aşağıda. Hazreti Ali onun için dedi ki ve küllün sünnet. Hepsi de sünnettir. Ve hâdâ ehabbü ileyye. Bu 40 değenek bana daha sevgülüdür. Yani daha hafif. Hafif geçmek. 80 değil mi? Yok. Şimdi kendisi 40 vurdurdu ya. 40 vurdurduktan sonra dedi ki evet bunlar Resulullah 40 vurdurdu, Ebu Bekir 40 vurdurdu, Ömer 80 vurdurdu ve küllün sünnet, hepsi sünnet. Ve hâdâ, yani benim bu yaptığım. Benim bu yaptığım ehabbüleyi bana daha sevgilidir. Çünkü daha 80 değerek sevgili olsa 80 değerek vurdururdu. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi diyor ki fezehebe kavmun. Bir takım cemaat sahibi oldular ki ilâ ennel hadde had. Ellezî öyle had ki yecibu alâ şâribil hamr. Hamir içene tereddüb eden had. Evet. Hâzâ, işte bu had erbaûne kırktır. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذِهِ الْاَسَارِ dediler ki işte bu eserleri sabit ki rakı içene, şarap içene 40 değenek olur. Şimdi burada hamir, esasen hamirdir. Hamir, üzüm suyundan yapılan, üzümü koyacak, ateş görmemiş bir şekilde kalacak. O ta hamir olacak. Müskir olacak, işte ona hamir derler. Yok, ateşte kaynarsa yahut da üzümden başka bir şeyden yapılırsa ona müskir derler, hamir demezler ona. Onun için İmam-ı Azam ile diğer müştehitler arasında bu meselede ihtilaf olmuş. Hamirin ne şekli var? Bir adam hamirden bir katra alsa, ağzına koysa 40 değenek yahut 80 değenek ona vurulacak. O aynen haram olduğu gibi bir katra da içse, bir bardak da içse o had vurulacak ona. Ama diğer müskirat böyle değil. İmam Ebu Hanife diyor ki diğer müskiratlardan sarhoş olursa had vurulur. Sarhoş olmazsa haramdır fakat had vurulmaz. Mesela hamirden değil de başka bir şeyden bire yapılmış bir müskiratı alır da ağzına korsa had vurulur mu ona vurulmaz. Ya ne vakit sarhoş olursa vakit. Fark ediyor. Onun için ötekiler de başka bir hadisle var ki bir şeyin çoğu sarhoşluk verirse azı da haramdır. Binaenaleyh biz onlar voni de hamir sayıyorlar. Burada ihtilaf var. O da hamir midir, değil midir? İmam-ı Azam'a göre hamir değildir. Ötekilerine göre hamirdir. Yani öteki mezheplere göre herhangi müskirden ağzına bir damla koysa ona da had vurulur. İmam-ı Azam'a göre hayır. O haramdır, necistir ama had vurulmaz. Had hamre tahsis edilmiştir. Burada hamir diyor işte. Hazreti onlar dediler ki hamir içen adama bu hadislerle sabit ki 40 değenek bulunur. Ve halefem fi zalike aharun, başkaları bu birinci mezhep sahiplerine muhalefet ettiler. Ve da'u, iddia ettiler fesade hadel hadis. Bu hadisin fesadını iddia ettiler. Ve enkeru, inkar ettiler ki en yekun aliyyum radıyallahu anh. Hazreti Ali olmuş ola kale, demiş ola ki min zalike şeyen, bu mesele hakkında 40 değenektir ve böyle
Ebu Bekir 40 değnek vurdu, Peygamber Efendimiz 40 değnek vurdu, Ömer bunu 80'e çıkardı, böyle demesini biz kabul etmiyoruz dediler. Neden? Hazreti Ali'den böyle bir rivayet gelmemiştir. Bu fasittir. لَاَنَّهُ قَدْ رُوْيَعَنُ Hazreti Ali'den rivayet edildi, مَا يُخَالِفُ ذَٰلِكَ Bu rivayete muhalif başka bir rivayet var. Bir adam iki muhalif rivayeti rivayet etmez. Ve yedfe'hu bu sizin dediğiniz bu rivayeti def eden başka bir şey rivayet edildi. Onun için bu fasittir. Bizim rivayet edeceğimiz, nekledeceğimiz daha sahihtir dedi. Onun şimdi rivayet ediyor. Ve huve Hazreti Ali'den gelen o muhalif rivayet ma bir rivayettir ki haddesena Süfyan ibn Şuaybi قال حدثنا القصيب بن ناصح قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي سعيد النخعي عمير بن سعيد النخعي diyor Hazreti Ali buyurdular ki men şeribe al-hamr her kim hamri içerse fecelednahu biz de onu köteklersekse femate ölürse rakı içti ondan sonra biz de buna değnek vurduk o değneğin altında öldü. Ne yaparız? Cevabı وَدَيْنَاهُ Biz onun diyetini veririz. Demek ki bir emir. Haddi ikame edecek bir adam rakı içmiş getirdiler. Getirdiler o da haddi vurdu. Adamın vücudu tahammül etmedi yahut başka bir hastalığı vardı öldü. Öldüğü gibi onun diyetini ödeyecek vereseler. وَدَيْنَاهُ dedi ki o لَاَنَّهُ bu şeyün bir şeydir ki senalahu biz işledik. Yani bunun ölümüne biz sebep olduk. Bu değneği vurduk, o da öldü. Onun için diyet beytülmala tereddüt eder. Beytülmaldan diyet ödenir. Bu da başka bir mesele çekti. Evet. Rivayetin birisi bu. İkinci rivayet de haddesena Fehdun. Kale haddesena Muhammed ibn Sa'id el-Esbahani. Kale akberena Şüreykün an Ebi Hüseyin an Umeyr ibn Sa'id an Ali'yi. Yine ravi Umeyr ibn-i Sa'id, yine Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Kale Hazreti Ali buyurdular ki, مَا حَدَدْتُ اَحَدًا Hiçbir kimseye ben had vurmadım, hadden had vurmakla. Ben bir kimseye had vurmadım ki, فَمَاتَ ف۪يهِ O hadde öldü. Yani haddi vurdum da adam öldü. Böyle olmadı. فَوَجَدْتُ ف۪ي نَفْس۪ي شَيْئًا Ben nefsimde, o öldüğünden dolayı da, nefsimde bir şey buldum yani niye ben bunu yaptım böyle bir şey olmadı illa hamir oldu çünkü hadler birkaç türlü zina etti had vurdu mühsenata kasfetti had vurdu herhangi bir hadde adam ölürse olsun yani ben bunları aldırış etmem yalnız neyi hamirden dolayı şey dersemse bir adamı had vurursam ölürse onda bir nefsimde bir şey bulurum فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Çünkü Peygamber Efendimiz لَمْ يَسُنَّ sünnet kılmadı فِيهَا خَمِرْدَ bir şey, şeyen bir şey, meyyen bir şeyi hamirde had koymadı. Ondan sonra bunun için bir adam hamir içeride gelir ben had vurur, ölürse o kalbimi şey der. Yani zedeler demek. Ben bunu niye yaptım? Acaba öldüğüne sebep oldum. Allah beni mesul eder mi? Bu düşüncesi olur bu hamirde. Ama diğerleri zaniye ne diyecek? Mühsin değilse yüz değenek vurulacak. Vurulacak. Allah-u Teala'nın emri vurdum öldü. Ben mesul değilim ki. Niye? Allah'ın emrini infaz ettim. Diğer şeylerde herhangi bir hadde şeriat, hüdud tayin etmiş. Zamanın emiri onu infaz edecek. İnfaz etti de adam öldü. Teessüf etmez. Hüdud-i ilahiden ölmüş. Şeriatine kesilen parmak açmaz. Fakat hamirde diyor Resulullah Efendimiz müeyyen bir şey tayin etmediğinden dolayı bir adamı had vurur da ölürsemse bu düşündürür beni. Bu sünnet olduğu için mi oluyor acaba hocam? Şimdi bu soru yok olarak... diyor ki Peygamber Efendimiz bir şey tayin etmedi. Hamirde şu kadar vurun demedi. Ben vurur ki belki fazla vurdum da o fazlalıktan dolayı öldü. Çünkü hadiste muhtelif geliyor. Müeyyen bir şey olmadığından Resulullah böyle dedi de ben yaptım. Resulullah bir şey tayin etmemiş. Bundan dolayı. Fehâzı Aliyyun radıyallahu teâlâ işte Hazreti Ali yuhbiru haber veriyor ki enne Resulullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lem yekün senne sünnet kılmadı ki şürbil hamri şürbi hamirde
hadden bir haddi. Yani şu kadar vurun diye bir sünnet bir şey yok. 40 vurun, 50 vurun, 80 vurun yahut da daha az vurun. Şimdi rivayetler geliyor. Birkaç türlü rivayet olduğundan dolayı ihtilaflı kalıyor. Evet. Sümmer rivayetun Ali'in radıyallahu ta'ala anhu. Sonra Hazreti Ali böyle dedikten sonra ondan rivayet edilmesi. Fi hadisi şaribil hamri, hamir içen hakkında. Fe'ala khilafi ma fil hadisil uveli eyza min ihtiyarihi el-erba'in al-el-temani. Diyor ki Sümmer rivayeti bundan sonra da rivayet an Ali'in radıyallahu ta'ala anhu Hazreti Ali'den. Nerede fi hadisi şaribil hamri, hamri içen adamın hadisinde yukarıda geçti ya. Velid ibn-i Ukbe'ye Hazreti Osman sen vur dedi, o da oğlu Hasan'a dedi, Hasan da vurmadı. Hazreti Cafer'in oğlu Abdullah'a vur dedi, o da vurdu, o da 40 vurdu. Nevzerne fe'ala khilafi ma fil hadisi l-evvel. Birinci hadiste olan hükmün khilafına. Eyda min ihtiyarihi, kendi ihtiyar ettiğinde Hazreti Ali neyi? El-erba'ine 40'i al-semani 80'e. Yani 80'i rivayet ettiği halde fakat kendisi 40'ı ihtiyar etti. Bu bana daha sevgilidir. Böyle demesi nasıl olur? Onun işte hilafı ne olur? Diyor ki bak siz diyorsunuz ki illa 40 olacak. Had budur. Ondan sonra Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'den burada rivayet edildi ki bir şey sünnet kılmadı Peygamber Efendimiz. Onun için eğer ben had vurur ölürsem ise benim kalbimde bir şey kalır bu. Kalır. Hani bak onun hilafına oldu. O sizin rivayet ettiğinizin hilafına oldu ki Hazreti Ali ile 40 bana sevgilidir fakat 80'de vurulur. O hadisin hilafına oldu. Öyleyse o hadisi biz kabul etmiyoruz diyor. Bu ikinci mezhep sahipleri. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. Ha yok. Haddesena Ali ibn-i Şeybe. Kale haddesena Ebu Naim. Kale haddesena Süfyan. Ene Atayi bin Ebi Mervan. En Ebihi. قَالِ اُتِيَ عَلِيٌّ بِالنَّجَاشِيِّ Necaşi denilen bir adamı Hazreti Ali'ye getirdiler. قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانٍ Ramazan'da rakı içmiş. فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ Ona 80 değnek vurdu. ثُمَّ اُمِرَ بِهِ اَمَرَ بِهِ اِلَى السِّجْنِ Bunu götürün hapsedin dedi. ثُمَّ اَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ Ertesi gün o adamı çıkardı. فَضَرَبَهُ عِشِّينَ Ona 20 değnek daha vurdu ertesi günü. Sümme kâle. Sonra dedi ki innemâ celettüke hâzîl aşrîn. Bu ikinci günü sana 20 değnek vurdum. Bu 20 değneği sana vurdum. Li iftârike fî ramadân. Ramazanda iftar ettiğinden dolayı. O rakı içtiğinden dolayı değil. Ramazanda yediğinden. Ve cüretike alallâh. Allah'a karşı bir cüret gösterdiğinden dolayı. Ramazanda Allah-u Teala oruç tutun demiş. Sen Allah'ın emrini hiçe saydın. Orucunu alenen yedim. Bu 20'yi de 13'ün vurdum dedi. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. Yani şimdi bu hadisten ne anlaşıldı? Demek ki Hazreti Ali'den 80 degenek vurduğu meydana çıktı. İlla rakı içenin haddi 40'tır fazla değildir diyenlere reddiye oldu. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. Kale haddesena Ebu Amir. Kale haddesena Süfyan. En Ebi Mus'ab. An abihi an rajulan shariba al-khamra fi ramadan thumma zekara nahwahu aynı rivayeti bir adam Ramazan'da artık Necaşi demiyor da mutlak bir adam rakı içti getirdiler Hazreti Ali radıyallahu teala'na o da 80 değnek vurdu ondan sonra hapsetti ertesi gün de 20 değnek vurdu ve bu 20 değneği de Ramazan'da iftar ettiğinden Allah'a karşı günaha cesaret ettin cüret ettin onun için vurdum dedi. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب حدثه أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رجلا من كلب كلب كم اسم قبيلة من العرب عرب دن büyük bir kabilenin ismidir beni kelp derler kelpten bir adam bu kelp kabilesi büyük ki dehyetül kelbi var ya meşhur güzel adam ki o Medine'ye geldiğinde onun herkes güzelliğine seyir için sokaklara dökülürdü. İşte o kelp kabilesinde Dehyetül Kelbi derler ki çok güzel olduğundan ehli Medine onun seyrine çıkar seyir ederdiler. O kadar güzel. Cibril aleyhissalatü vesselam da Peygamber Efendimiz'e ekser onun suretinde vehiy getirirdi.
Peygamber Efendimiz'e Dehiyetül Kelbi gelir zannederdiler. Halbuki Cibril Aleyhisselam. Bu kelp büyük bir kabile ki bu kelp kabilesi son ahir zamanda çıkacak Mehdi'nin zamanında Mehdi'ye karşı gelecek kabile. Bunlar Muhammed İbn Urvetü Süfyan-ı Şam'da zuhur edecek ki onun anası kelp kabilesinde. Uzun mesele ya bu şeyde El-i Şahade okuduk. Mehdi gelip de Medine'yi onlardan aldıktan sonra Şam'da gidip bu Muhammed İbn Urvetü Süfyan'ı yakalayacak. O biat edecek, tevbe edecek, nadim olacak. Mehdi'ye biat edecek. Hazreti Mehdi Şam'ı aldıktan sonra bu Beni Kerk kabilesi gelecekler. Bu Muhammed İbn Urvetü Süfyan'ı diyecekler ki ya biz senin dayılarınız. Bizim askerimiz çok, silahımız çok. Bu Mekke'den bir fakir geldi de sen geldin buna biat etti. Kalk, biz senin peşindeyiz. Onu kaldıracaklar. Beni Kerk bu sefer Hazreti Mehdi'ye hücum edecek. Aralarında büyük bir harp olacak. O büyük harp neticesinde Beni Kerk mağlup olacak. Hazreti Mehdi Muhammed İbn Urvetü Süfyan'ı tutup idam edecek. Ve Müslümanlara da diyecek ki Beni Kerk kabilesinin malını talan edin. İşte hadiste var ki o maldan almaya mehrumdur. Yani Peygamber Efendimiz teşvik ediyor onlar, demek ki o zaman irtidat etmiş bir adamlar ki Mehdi'ye karşı geliyorlar. Mürted olduğundan dolayı onların mallarının alınması haramdır, almaya mehrumdur. İşte o kelp kabilesi burada geçti de. O Beni Kelp, şimdi onlardan çok büyük adamlar da gelmiş, işte sahabeler de var. Fakat ahir zamanda olacak bu. Diyor ki bir Beni Kelp'ten bir adam, yukalü lehu vebre, vebre denilen bir adam. Ahberehu ona haber verdi ki, enne Ebu Bekir'in Sıddik, Hazreti Ebu Bekir, kâne yeclidü fişşerâbi, müskirat yani hamir içenlerde değenek vurur da erbaîne 40. Ve kâne Ömer yeclidü fîhâ erbaîn, Hazreti Ömer de 40 vururdu. Kâle, o adam dedi ki vebre, fedâ seni Halid ibnül Velid ile Ömer ibnül Hattab, ordu kumandanıydı ya Hazreti Halid, beni Hazreti Ömer'e gönderdi Halid. Fekadimtu aleyhi, ben Hazreti Ömer'in huzuruna vardım. Fekultu dedim ki ya emirel müminin, ey müminlerin emiri, inne Halid'en be'asenilik, Halid ibn-i Velid beni sana gönderdi. Kale dedi ki fime, ne için gönderdi? Oldu ben dedim ki innen nâse kad tehâvefül ukûbe, nas ukûbette tehavvuf ettiler, yani yalan korkunun, ukûbetin korkusunu yalan saydılar, yani laubali saydılar. Venhemekû fil hamri, hamre düştüler, hamir içmeye başladılar. Fema terafi zalik, bunda ne görürsün? İşte bu tarihte yazar ki Şam fütuhatında oldu bu. Artık muzaffer oldu. Ordu her gün birkaç kale fethediyor. Ondan sonra Rumların rakıları çok. Onları gördüler. Başladılar rakı içmeye. Hazreti Halid bir türlü bunun önünü alamadı. Hatta Hazreti Ebu Beyde'nin zamanında da başladı. Şimdi Hazreti Halid bunlara ne ceza verileceğini halifeden soruyor. O adam onun için göndermiş ki bakalım halife ne emredecek. Fekale Ömer limen havlehu, Hazreti Ömer etrafındaki adamlara dedi ki ma teravune, siz ne görüyorsunuz? Yani siz de fikrinizi beyan ediniz. Fekale Ali ibn Ebi Talib, Hazreti Ali buyurdular ki nera ya emirel müminin, ya emirel müminin biz münasip görüyoruz semanine celdeten, 80 değnek. Bunlara 80 değnek vurulsun. Fekabile zalike Ömer, Hazreti Ömer bunu kabul etti. Fekâne Halid, Hazreti Halid oldu. Evvele men celede semanin, İlk önce 80 değneği vuran Hazreti Halid oldu. Hamir içenleri ilk önce. Demek ondan evvel 40 değnek vurulmuş, vurulurmuş. Yani sünnetin en şeysi, hafifi. Demek sünnet olan 40 da var, 80 de var. O vakte kadar 40 vurularmış fakat en evvela 80 değneği vuran Hazreti Halid oldu. O da kimin emriyle? Hazreti Ali'nin işareti ve Hazreti Ömer'in emriyle. Sümme celede Ömer ibnül Hattab nasen ba'dehu. Ondan sonra Hazreti Ömer'in kendisi de nasa 80 değnek vurmaya başladı. Bu hadis de gene reddediyor ki hani yukarıda dedi 40 40'tır daha. Onu redd için bunu getirdi. Haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Revh ibn-i Ubâde
قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي فذكر بإسناده مثله أينم بو حديث الشريف هذا سكره الذي قوله غير أنه قال هو ikinci rivayette geldi ki فأتيتُ عمره وابرا diyor ki ben Hazreti Ömer'e geldim فوجدت عنده عليا وطلحة والزبير أو عبد الرحمن بن عوف ben Hazreti Ömer'e geldim yanında Ali vardı bir de Talha vardı bir de ya Zübeyir yahut da Abdurrahman ibn Evni unutmuş. İkisinden birisi var idi. وَهُمْ مُتَّكِعُونَ فِي الْمَسْجِدِ Mescitte yaslanmıştılar bir yere. فَزَكَرَ مِسْلَ مَا فِي حَدِيثِ Yunus. Yunus'un rivayetinde geçen hadisi söyledi. Yani ben Halid ibn Velid gönderdi dedi. O da dedi ki ne için gönderdi? Dedi ki nasıl biraz Allah korkusu biraz kalplerinde azalmış. Rakıya şarap içmeye münhemik oldular. Ne yapılacak, ne ceza verilecek? O da ne görüyorsunuz, ne münasip diyorsunuz? Hazreti Ali bunlara 80 değnek vurulsun dedi. Onun üzerine o da gitti Hazreti Halid'e söyledi. Aynen bu hadisi tekrar etti. غَيْرَ اَنَّهُ زَادَ فِي كَلَامِ عَلِيِّ Fakat bu ikinci rivayette Hazreti Ali'nin kelamında bir ziyade var ki اَنَّهُ قَالَ dedi ki اِذَا سَكَرَ هَذَا Hazreti Ali dedi ki bir adam serhoş oldu mu hezeyan eder. Saçma sapan söyler. Ve izâ hezâ iftara. Saçma sapan söyledi mi iftira eder. Rastgele. Rastgele şeye iftira eder. İftira ne demek? Söker adamlara. Adamların anasına söker, babasına söker, kendisine söker. Çünkü akıl başta yok. Ve alel müfteri. Müfteri üzerine de ne vardır? Cezası nedir müfterinin? 80 değnek. Bir adam bir adama ya zani dese, iftira ise 80 ya dört şahidine ispat edecek, yoksa iftira cezası olarak 80 diyelim. Hazreti Ali bak buradan bu hükmü çıkardı. Serhoş olan adamın aklı gider. Aklı giden adam başlar ona buna kötü kötü söylemeye. O kötü kötü söylerken adama ya zanidir, ya bine zinadir, ya kavattir, her türlü kötü sözü söyler. O vakitte müfteri olur. Müfteriye de 80 değnek vardır. Öyleyse bu adama 80 değnek vurulsun. Ve tabi'hu ashabuhu. Hazreti Ali bunu söyledi. Oradaki ashab da buna tabi oldular. Doğru söylüyor dediler. Sümme zekere hadis sonra hadisi zikreyledi. Efela tera sen görmez misin enne Aliyen radıyallahu anh Hazreti Ali lemma su'ile an zalik vaktiyle bundan sual edildi. Neden? Yani hamir içene nehat vurulmalı diye Hazreti Ömer ki sual etti ondan. ضرب أمثال الحدود ضربته ني يعني مثال كتير ده أمثال الحدود كيف هي يعني بحدlerin misilleri nasıl olur buna ne suretle olur diye bir misal verdi darb mesela ne dedi sarhoş olan hezeyan eder hezeyan eden iftira eder müfteriye de 80 değnek vardır dedi ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْهَا حَدًّا ondan sonra ondan hamir içene bir had çıkardı, bir reyihi kendi reyiyle. فَجَعَالَهُ اُنُ قِلْدِ كَحَدِّ الْمُفْتَرِي Müfterinin haddi gibi kıldı. Öyleyse sarhoşa vurulacak değenek, müfteriye vurulacak değenek kadardır. 80 değenek. Anında ve ana göre had değişmiyor mu hocam? İftiranın ve ana göre had... Yok, müfterinin değişmiyor ki. Müfteri, müfterinin 80 değenek. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun bir adama zina ile zina ispat edersin 80 değnek değişmez o. Zina da gayrında bir şey olursa. Ne? O zina da can mesele orada. وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَٰلِكَ شَيْءٌ Eğer Hazreti Ali'nin indinde olsaydı ne şeyin bir şey böyle şey ki muvakkatun anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tarafından tevkit edilmiş yani miktarı beyan edilmiş bir hadd olmuş olsaydı ki şaribi hamre şu kadar vurulacaktır diye bir kat'i bir emir olmuş olsaydı le'agnâhu Hazreti Ali'yi müstahni kılardı en zalik bu kıyası yapmakta. Hazreti Ali kıyas daha yapmazdı. Demek ki Resulullah Efendimiz'den müayyen bir şey varid olmamış. Hazreti Ali bir hüküm istinbat etti. İşte Hazreti Ömer de bunun için Hazreti Ali'den bir netice mesele almamış cevap vermezdi. Çünkü kimsenin aklına gelmeyen istinbat onun aklına gelirdi. Evet, Cenab-ı Hak ene medinetül elmi, Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Ene medinetül elmi ve aliyyün babuha. Hazreti Ali elmin kapısı. Ve hatta Hazreti Ali şişmanca bir de karnı biraz büyükçe. Bir gün birisi tariz etmek istedi ki yani sen böyle
karın büyük falan. Dedi ki sen ne diyorsun dedi. Göbeğini gösterdi ki buradan yukarı elim doludur. Yani bu benim vücudum ona da azdır. Hatta bunu bir rivayette yaparlar. Meşhur Saadeddin-i Teftezani ile Seyyid-i Şerif Temurlengi müftüsü, ikisi iki müftü. Temurlengi herhangi bir sefere giderse beraber götürülmüş. Fakat esas Şeyhülislam'ı Saadeddin-i Teftezani. Fakat Seyyid-i Şerif'i de çok severmiş. Seyyid olduğundan bir de Seyyid-i Şerif çok zeki. O mesele uzun da şimdi araya müfsitler girmiş, ikisini birbirine düşürmek istemişler. Gitmiş Saadeddin-i Teftezani'ye demişler ki bu Seyyid-i Şerif Cürcani geldi ya bir bela oldu zaten kendisi nahif mi nahif bir adam. Bunun, o zayıf vücutta akıl mı olur? Gelmiş sana karşı koca dağ gibi Saadeddin-i Teftezani'ye karşı gelmiyor. Şimdi mesele onu kötüleyecekler. Saadeddin-i Teftezani bunu dinledikten sonra o yüzden Seyyid-i Şerif'in ne müthiş alim olduğunu biliyor. Dinliyor diyor ki senin söylediğin doğru bu zayıf nahif bir adam. Fakat bu ilmin içerisinde bu vücut niye tamamıyla erimemiş ben ona hayret ediyorum. O kadar bu ilme dalmış ki bu vücut gene bu kadar kalmış. Hayret ediyorum demiş. O kadar zekalı. Şimdi o adam yahut da başka birisi gitmiş Seyyid-i Şerif'e de Saadeddin-i Teftezani'yi kötülüyor. Diyor ki ya Saadeddin Teftezani biraz şişmancaymış. Bu iyi biçip karını beslemeden başka neyi biliyor ki? Yok demiş. Bu kadar ilmi karnına doldurmuş da niye bunun vücudu dağlar kadar olmamış? Ben bunu hayret ediyorum demiş. Evet. Yani herkes birbirinin kadrini bilmiş. Evet. Hatta Seyyid-i Şerif Saadeddin-i Teftezani kendi memleketinde bir valinin yanına gider gelirmiş. Hele Timur'dan Şeyh Halislam olmazdan evvel. Seyyid-i Şerif talebe, genç. Bir gün diyor ki Saadeddin-i Teftezani'yi ki tanımıyor onu ya. Beni emire götürürken beraber götür demiş. Beni bir göster, ben güzel atıcıyım demiş. Atıcılıkta çok meşhurum, belki ona lazım olurum. Atıcılık demekle o ok atıcısı anlamış. Demiş ki lazım olur diye gitmiş. Saadeddin-i Teftezani atlı, o da peşi sonra yaya. Memleketin emirinin huzuruna girmişler. Demiş ki bu efendi çok güzel atıcıymış. Belki size lazım olur diye ben rica etti getirdim. Lazımsa bunu istimal edersiniz demiş. Emir çağırmış. Gel bakalım delikanlı demiş. Atıcılıkta maharetin nasıldır? İspat et bakayım. Cebinde bir risale varmış. Risaleyi çıkarmış. Emire vermiş. O risalede bir musannifi tenkit ediyor. Bu musannif filan kitabı telif etmiş. Filan ittifak ederlerse o mesele tamamdır. Fakat bazı ihtilaflar olmuş. Pek basit meselelerde. Seyyid-i Şerif Hanefi. Tam Hanefi. Saadeddin-i Teftezani de Şafii. Fakat bazı meselelerde Hanefileri teklif etmiş ve Hanefi usulü fıkhında eserler yazmış. Ama ekser Şafii. Sebebi de derler Allame-i Teftezani hiçbir imami mezhebi teklif etmemiş. Kendi içtihad etmiş. Kendi içtihadi de ekser Şafii'ye tesadüf etmiş. Bazı yerlerde de Hanefi'ye. Yani maksadım iki alimi birbirlerine kötüleyecekler. Fakat onların verdikleri cevaplar ne güzel. Hazreti Ali'ye de böyle tehan etmek istemişler. Ki yani şişmanca demiş ki elim dolu, elim. Orası. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh herhangi bir çetin meselede Hazreti Ömer herkesi dinler. Sonunda Hazreti Ali'ye sorardı. Hazreti Ali'nin buluşu bambaşka bir buluş olurdu. Bak şimdi burada da sarhoşa neyi, 80 değneği münasip gördü. Niye? Sarhoş olduğu gibi aklı gidecek. Aklı giden adam karşıdaki adamın namusuna, irzine sökecek. Söylediği gibi müfteri olacak. E müfteriye ne değnek lazım? Sarhoş olması delil olmaz ki. Sarhoşluğu kendi eliyle olduğundan, kendi ihtiyarıyla sarhoşluğu ihtiyar ettiğinden o ceza yer olur. Bir de var ki bir adamı ısıtma tutmuş, aklı gitmiş de hezeyan etmiş, birisine söylemiş. Ona da ceza terettüp eder mi? Yok. Niye? Onun kendi elinde değil. Yahut da uykuda söymüş. Ona ceza terettüp etmez. Niye? Elinde değil. Ama bu sarhoş olmak kendi elinde. Kendi elinde olduğundan dolayı o küfre kendisi sebebiyet oluyor. Neuzübillah teala. O sarhoş olduktan sonra çok kötü kötü laflar söyleyenleri hepimiz görüyoruz. Yani gözümüzün önünde. Günümüzde de bu var. Hele bilhassa Türkiye'de. Bakarsan bir gece sarhoşun birisi düşmüş. Ya, ağzından çıkanı
kulağı işitmez. İşte niye bu hadler olacak olsa o bir de onu yapamaz. Evet, Hazreti Ali radıyallahu teala bu 80 değneği istinbatan söyledi. Diyor ki, eğer Resulullah Efendimiz'den müeyyen bir şey rivayet olmuş olsaydı, Resulullah Efendimiz böyle emretmiştir der, daha kendisi bir kıyas müyas yapmazdı. وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَٰلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَعَنَهُ عَنْ ذَٰلِكَ. Eğer Resulullah Efendimiz'den müeyyen bir şey gelmiş olsaydı, bu kıyası yapmazdı. وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فِي ذَٰلِكَ اِذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْءٌ. Caiz ki diyor, kendisi işitmedi ama ashab-ı kiram işitti. Belki ashab-ı kiram Resulullah Efendimiz'den bir şey rivayet ediyorlar. Onların da bir rivayetleri olsaydı, اِذَنْ لَاَنْكَرُوا عَلَيْهِ. Hazreti Ali'ye inkar ederdiler. Ki sen yanlış söylüyorsun bunu. Neyi? اَخْزَ ذَٰلِكَ مِنْ جِهَةِ الْاِسْتِنْبَاتِ وَدَرْبِ الْاَمْسَالِ. Sen bunu darbe emsal ederek, istinbat ederek bunu söylüyorsun. Halbuki Resulullah Efendimiz'den hadisi vardır der, inkar ederdiler. Onlar da inkar etmediler. Demek ki rivayet yok. فَدَلَّ مَا زَكَرْنَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ. Hazreti Ali'den ve Eshab'den rivayet etmiş olduğumuz bu rivayetler delalet ediyor ki اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ أَصْحَابِ كِرَامٍ دِنْدَ olmadı فِي ذَٰلِكَ شَارِبِ خَمْرٍ hakkında an رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den şeyin bir şey olmadı. Bir rivayet, meayyen bir rivayet yok. Rivayetler var. Fakat şarbi hamrın haddi var, var ama miktarı ne? Bu yok. Had var. فَكَيْفَ يَجُوزُ Nasıl caiz olur? اَنْ يُقْبَلَ بَعْدَ هَذَا Bunları gördükten sonra kabul edile. اَنْ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى Hazreti Ali'den kabul edile. Ne? مَا يُخَالِفُ هَذَا Bu rivayet etkiyimiz vakıalara muhalif olan o birinci sizin delil getirmiş olduğunuz hadis nasıl kabul edilir? Edilmez. Demek ki o birinci rivayeti çürüktü. Şimdi bu kadar kalmıyor. Tabi daha fazla İçeriye dalıyor İmam-ı Tahavi, bu ikinci mezhebin kavlini teyit için gene rivayetler getiriyor. Haddesana Fahdun, kâle haddesana Muhammed ibn-i Sa'id-i Esbahaniyyü, kâle akberena Muhammed ibn-i Fudeylen, Ata ibn-i Sa'id, an Abi Abdurrahman-i Selemi, an Ali'in, kâle şeribe neferun min ehl-i Şam. Hazreti Ali'den rivayet ediyor ki, ehl-i Şam'dan bir takım cemaat içtiler, el-hamre hamri. Ve aleyhim onlar üzerinde de orucuydu, yevmeyizin o günü Yezid ibn Ebi Süfyan. Ebi Süfyan'ın büyük oğlu. Büyük oğlu ki Hazreti Ömer Şam'a kumandan tayin etmişti. Sonra Muaviye'yi de bir kumandan tayin etti. Yezid vefat edince Yezid'in vazifesini de Hazreti Ömer Muaviye'ye verdi. Muaviye ikisini cem etti. Muaviye'nin şanı orada yükselmeye başladı. İlk önce Yezid ibn Ebi Süfyan dedi. Onun zamanında ve onun askerinden bir takım adamlar hamir içmeye başladılar. Ve kâlu dediler ki hiye halal. Bu rakı halaldır dediler. Ve teevvelû hem de tevhile gittiler. Ne dediler? Estaizu billah leysi alellezîne âmenû ve amilu s-sâlihâdi cünâhum fîmâ ta'imû el-âyem. Bunda delil getirdiler. Leysi olmadı. عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا iman eden kimseler üzerine وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ameli salih işleyen. Bir adam iman etmiş, ameli salih işliyorsa ona olmadı. Ne? Günahun bir günah olmadı. فِيمَا تَعِمُوا yedikleri bir şeyde günah yoktur. Ve binaenaleyh biz de iman ettik, namaz kılıyoruz, Rabb-i İsmet'e biz de helal dediler. Bunu böyle getirdiler. فَكَتَبَ ف۪يهِمْ اِلَى onlar. Yezid ibn Ebi Süfyan bunlara ne ceza verileceğini Hazreti Ömer'e yazdı. Fekedebe Ömer. Hazreti Ömer ona yazdı ki Eni be'at bihim ileyye. Ne yazdı? Eni be'at. Gönder. Bihim onları ileyye bana. Bana onları gönder. Kable en yufsidu. Onlar ifsad etmezden evvel. Kimi? Ben bir kimseyi ki kibelek senin tarafında olan. Senin tarafında olan adamların akidesini bozmadan bu sözü söyleyenleri bana gönder. Yani fitnenin başını kesecek. Onlar orada kaldığı müddetçe bunların başkalarını da ikna edecekler. Bir batıl mezhep meydana çıkaracaklar. Onları istetti Hazreti Ömer radıyallahu teala. فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ Vaktaki onlar geldiler. Medine'ye geldiler. Hazreti Ömer'in huzuruna çıktılar. İsteşare fihim. Onlar hakkında istişare etti. اَنَّاسَ
Nasa yani Ashab-ı Kiram'ı topladı. Hazreti Ömer'in muhacirin ve ensarın ileri gelenleri toplar, onlarla istişare yapardı. Yani o cemiyeti topladı, onlarla istişare yaptı. فَقَالُوا dediler ki, ya اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَرَى اَنَّهُمْ قَدْ كَذِبُوا عَلَى اللّٰهِ Bu adamlar Allah'a iftira ettiler. Yalan söylediler. Allah'ın haram kılmış olduğu şeyi, bunlar helaldir dediler. Allah'a iftira ettiler. وَشَرَّعُوا ف۪ي د۪ينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Allah'ın dininde Cenab-ı Hakk'ın izin vermediği bir şeyi kendi dinlerinde meşru kıldılar. Rakı haram olduğu halde bunlar helal dediler. فَضْرِبَ عَنَاكُمْ Bunların boynunu vur. Allah'a iftira ettiklerinden dolayı boynlarını vur dediler. Kim yapıyor bunu? İstişare heyeti. İstişare heyeti. Bu Ali bin Sakit. Hazreti Ali bir şey söylemiyor. O da sükut ediyor. Halbuki Hazreti Ömer evet bütün eshabın reyini alıyor ama netice son Hazreti Ali'de. Hazreti Ali sükut ediyor. Fekal Hazreti Ömer dedi ki ma tekulu ya Ebel Hasan. Ebel Hasan künyesi. Bir adamı hürmetin künyesiyle hitap ederler. Hatta elan Suriye'de öyledir. Bir adamın ismiyle söyledin mi hakaret olur. Ya künyesiyle onun çocuğun ismiyle söylersen o vakitte memnun olur. Ya bu filan ya bu filan. Araplarda bu adettir. Bir adama ya Ali dersen, ismi ya Ali, ya Ali dersen, yani benimsemedin laubali bir adam. Yok ya Ebel Hasan dersen, ha adamı hürmeti ihtiram etti. Şimdi Türkiye'de nedir bir adama ismiyle, Ahmet, yok ne, ya Ahmet Efendi diyeceksin, ya Ahmet Bey diyeceksin, yani hürmeten illa ya Bey, ya Efendi bir şey diyeceksin, yoksa ya Ağa diyeceksin. Şimdi Araplarda da o büyük çocuğu yahut da şöhreti kimine ise, o künye ile. Ya Ebel Hasan, Hazreti Ali radıyallahu teala'nın büyük oğlu Hazreti Hasan olduğunda Ebel Hasan dediler. Ya Ebel Hasan ne diyorsun dedi Hazreti Ömer sordu. Gâle dedi ki Hazreti Ali radıyallahu anh Era ben görürüm en testetîlehum bunları tövbe ettiresen. Benim fikrimce bunları tövbe ettir bu sözlerinden rücu etsinler. Akidelerini tövbe ettiler yani. Fe intâbû dönerlerse, biz bu sözümüzden döndük, nadimi peşiman olduk derlerse, daraptığım semanini, semanini, her birisine 80'e değini kurursan, lişhur bihimil hamra, hamir içtiklerinden dolayı. Ve inlem yetubu, yok, tevbe etmezler de, hayır, biz haklıyız, biz dediğimizde doğruyuz diye ısrar ederlerse, darapta anakabı, o vakitte boyunlarını vurursun. Fe innehum, onlar ısrar ederlerse, rakı helal dedilerse قَدْ كَذِبُوا عَلَى اللّٰهِ Allah'a üzerine yalan işlemiş olurlar. Allah-u Teala Kur'an'ında haram kılıyor, bunlar helal kılıyor, mürted oldular. O vakitte boyunlarını vurursun. Hazreti Ali bak, nasıl güzel bir yol buldu, hemen boyunlarını vurmuyor. Evvela bunları izah et. Bunlar tevbe etsinler, akidelerini tasih etsinler, dönsünler. Döndülerse döndüler. Bu vakit 80 diyerek vurursan temhat icra edilir. Yok, bu fikirlerinde ısrar ederlerse boyunlarını vurmak lazım. Binaenaleyh bu zamanda da bu gibi ehli fesadi hükümet bırakmayacak. Getirecek İslam akidesi neyse onu evvela izah edecek, deliliyle beraber onu ikna edecek. İkna oldusa o vakitte had var mı, yok mu? Bazı şeyde had var, bazı şeyde yok. İkna olur gider, had de olmaz. Yok, baktın ki adam ısrar ediyor. Feraiz-i ilahiyetin bir farzı inkar ediyor yahut haram olan bir şeyi helal diyor. O vakitte zamanın emiri onların boynunu kesecek. Boynunu kesmezse işte alem böyle fesada gider. Fitne bitmez. Bir de burada ne'ûzu billah herif kalkıyor Hazreti Peygamber'e küfrediyor. Allah'a küfrediyor. Haremeyn-i şerifeyle istihza ediyor. Boynunu kesen yok. Bu adam istediğini yapar. Şimdi Hazreti Ali böyle dedi, bakalım bunlar ne yaptılar? Onlar diyor, Allah iftira ettiğinden bunların boyunlarını vur. وَشَرَّعُوا ف۪ي د۪ينِهِمْ Kendi dinlerinde de mehkûk kıldılar. Neyi? مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın izin vermediği bir şeyi. Neyi? Rakı içmeye izin vermedi. Bunlar diyorlar ki, hayır biz içeriz. Günah yoktur. فَاسْتَتَابَهُمْ Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin sözünü tuttu. Bunları tevbeye davet etti. Gelin tevbe edin dedi. فَتَابُوا Hepsi de tevbe ettiler. Hayır, olur ki fani oldu kendi. Çünkü ikna terikliler. Adam yanlış düşünmüş demek döndüler. فَدَرَبَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ O vakitte 80'erde yenip uydu, bıraktı ölümden kurtardılar.
Sonra o içenler de böyle aşağı adamlar değil, yukarı adamlar. Harpte, darpte büyük şöhret kazanan adamlar. Demek ki kumandan yok işlerinde de, fakat yani iş gören adamlar. Demek ki kendilerine öyle bir yanlış fikir gelmiş. O yanlış fikri de ashab-ı kiramın böyle fetvalarıyla tesih ettiler, tövbe ettiler. فَسِيْهَذَا الْحَدِيثِ İşte bu hadisi şerifte olucudur ki اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali لَمَّا سَأَلَهُ عَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer ki ona sordu اَنْ حَدِّئِنْ bunlara vurulacak hadden اَجَابَهُ cevap verdi ki اَنَّهُ سَمَانُونَ 80 değenektir, 40 değenek değildir. Bunlar tevbe ederse ne kadardır vur? 80 vur dedi. وَلَمْ يَقُلْ demedi, Hazreti Ali demedi ki اِنْ شِيْتَ جَعَلْتَ وَاَرْبَعِينَ وَاِنْ شِيْتَ جَعَلْتَهُ سَمَانِينَ bunlara had vur, istersen 40 vur, istersen 80 vur demedi ya, 80 vur dedi. Bu delalet ediyor ne ya? Demek 80 rivayeti var. فَهَذَا يَنْفِي işte bu nefyeder مَا فِي حَدِيثِ الدَّانَاجِ o birinci okuduğumuz hadis var ya, Danacil hadisi onu nefyeder. Mimma o da ne de mimma zükre fi an Aliye radıyallahu an Hazreti Ali'den rivayet edildi. O da kimden? An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ne hakkında? Fil erbaine 40 Peygamber Efendimiz 40 vurdu, Ebu Bekir 40 vurdu. Ömer bunu 80 etti dedi. Bunu reddetti. Dedi ki bu hadisler delalet ediyor ki o rivayetin aslı yok. Bu rivayet iftira Hazreti Ali'ye. وَلَمْ يَقُلْ اِنْ شِيْتَ جَعَلْتَ وَاَرْبَعِينَ evet. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil erbaine ve min ihtiyarihi huve Hazreti Ali de kendisi ihtiyar ettiğinden huve min ba'di zalik. Onlardan sonra da kendisi de hani 40 vurdu da ben bu ahabbe ileyye dedim. Bunların hepsi mündefi oldu gitti. Bunlar Hazreti Ali'den rivayet edilmemiş. Evet. Ve kad ruviye Wallahu Teala alim ve tekas. Ve sallallahu ala seyyidina ve hâzâ işte bu rivayet indena bizim indimizde eyda geçen deliller gibi fasidun bu da fasittir. Yukarıda o birinci danacın rivayeti fasittir dedik ya, bu rivayet de fasittir diyor. Neden fasittir? La yesbutu en aliyyin radıyallahu anh Hazreti Ali'den sabit değildir bu. Lima bir şey için ki kad revâhu anhu Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet eyledi Sa'idun Sa'id min kavlihi Hazreti Ali'nin kavlinden ki inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mat Peygamber Efendimiz dar-ı ahirete teşrif ettiler ve lem yesunne fil hamri hadden hamırda haddi sünnet kılmadı yani miktarını beyan etmedi buna muhalif geldi bu ve ennehum cealuhu ba'dahu 80 ashab-ı kiram Resulullah Efendimiz'den 80 sonra 80 değenek kıldılar onu bittemsilillezî kad zekernâhu anhu. Şu bir misalda ki biz onu zikreyledik. Yani Şam'dan Yezid ibn Ebi Süfyan yazdı Hazreti Ömer'e ki nas rakiye düşkün oldular. Hazreti Ömer de onları istetti ve ashab-ı kirama sordu ki bunlara ne kadar vurmak lazım? Onlar da ne dediler? 80 değilik. İşte bu ashab-ı kiramın kararıyla oldu 80 değilik. Ve bunu bu var iken Resulullah Efendimiz'den Hazreti Ali rivayet ediyor ki dar-ı ahireti teşrif ettiler. Fakat hamrin haddini, haddinin miktarını beyan etmediler. Bunu der mi? Bunu demez diyor. Ve indehu fihi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma fe hadel hadis. Bu zikrettiğiniz hadiste Peygamber Efendimiz 80 değenek bir adama vurdu. Bunu Hazreti Ali bilsin. Ondan sonra da desin ki Resulullah Efendimiz vefat etti ve hamrin haddi hakkında bir şey beyan etmedi. Hadisi bildikten sonra der mi ki beyan etmedi? Hadis olsa işte 80 değenek sabit oldu. Demek ki bu hadis rivayet Hazreti Ali'den yok. Ve kad ca'atil asaru mutawatireten. Hadisler mütevatir olarak geldi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yekun yaksidu kast eder olmadı fi haddi şaribi rakı içenin haddinde ila adedin bir adede kast eder olmadı. Minad darbi kötekten öyle adet ki malum. Malum bir adedi kast etmedi. Peygamber Efendimiz'e birkaç defa zamanında oldu hamir içenler. Fakat onların her birisine köteki ayrı ayrı şekilde oldu. Müeyyen bir şekilde olmadı. Kaç da yenik vurulacağı da beyan edilmedi. Bunun hakkında rivayetler çok. Hatta laqad beyyene fi ba'di ma ruvye anhu
Hatta Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen bazı hadislerde beyan edildi. Ney? Nefhü zâlik. Bunun nefhi, yani mıkların nefhi. Müslüm'a reveynâhu en Aliyyin radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet edilen hadisin misli gibi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, mâ tevelem yesünne fîhi hadden. Dâr-ı ahirete teşrif ettiler fakat hamrın haddinde bir şey sünnet koymadılar. Yani miktarını beyan etmediler. Ve bunun gibi birçok rivayetler var. Şu anda tevatüren gelen hadislerde Resulullah Efendimiz müeyyen bir miktarı beyan etmeden dar-ı ahirete teşrif etmiştir. Bu anlaşıldı. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَلِكَ. Bu mesele hakkında rivayet edilen hadislerdendir. Yani müeyyen bir miktar beyan edilmemiştir diye gelen eserlerdendir. مَا حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَزْهَرْ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdurrahman ibn Eser dedi ki güya ben şimdi görüyorum, Resulullah Efendimiz'e bakıyorum, el an şimdi, yani gözümün önünde o geçmiş bir vaka da o vaka benim gözümün önünde şimdi görüyorum gibi ki ve hava firrihal, o da yüklerin arasındaydı, ashabın yükleri bir yerde, o da o yüklerin arasında Resulullah Efendimiz yeltemisu rahle Halid ibnil Velid, Halid ibni Velid'in rahleni, eşyası neredeyse onu arıyordu. Yevme Hüneyn, Hüneyn günü. Ashabın eşyası bir yerde, Resulullah Efendimiz de girmiş oraya araştırıyor ki Halid ibn-i Velid'in eşyası nerede? Hani kendisi eşyasının yanına gelecek ya. Halid ibn-i Velid o eşyasının yanında arıyor. Onu ararken gördüm. Hala gözümün önünde diyor. Febeynemâ huve kezalik. Resulullah Efendimiz Halid ibn-i Velid'in eşyalarını sorup ararken ütiye bir racülün kat şerbel hamr. Hamir içmiş bir adamı aldı geldiler. Ya Resulallah bu adam hamir içmiş dediler. Fekale linnâsi, oradaki Müslümanlara dedi ki itribuhu, bunu kötekleyiniz. Ama şu kadar vurun dediği yok. Kötekleyiniz. Feminhum men darabehu bin ni'al. Ravi diyor ki o cemaatin bazıları ayaklarındaki medeslerini büyümeye başladılar. Ve minhum men darabehu bil asa. Onlardan değneğiyle döken de var. Kimisi nalını çıkardı, nalını kimisi elinde çıkardı, vurdu. وَمِنْهُمْ مَنْ دَرَبَهُ بِالْمِيْتَخَةِ O kavulacak. Mîtaka, meytaka. Meytaka ile dökenler oldu. Meytaka ne? يُرِيدُ الْجَرِيدَةَ الرَّكْبَةِ Yaş hurma dalı. Hurma dalının yaşı var. Kimisinin elinde duydu, ondan dövmeye başladılar. Yani müeyyen bir alet de değil. Başka rivayetlerde geliyor ki kimisi de eliyle dövdü. Resulullah Efendimiz ne yaptı? Şimdi nas dövmeye başladılar. Sümme ehede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aldı türaben minel ardı. Yerden toprak aldı. Ferema bihi fi vecihi. O adamın yüzüne septi. Resulullah Efendimiz de toprak septi o adamın yüzüne. Bu neye delalet etti? Müeyyen bir miktar yok. Haddi hamirde müeyyen bir miktar beyan etmedi Peygamber Efendimiz. Haddesena Ali ibn-i Şeybete, kâle haddesena Revhü ibn-i Ubade, kâle haddesena Üsâmet ibn-i Zeydin, kâle haddeseni ibn-i Şihabi, kâle haddeseni Abdurrahman ibn-i Ezher-i Zühriyü, kâle rayitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Hüneyn. Yine bu Abdurrahman evvelki hadisi rivayet eden diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i Hüneyn günü gördüm. Hüneyn ki Mekke'nin fethinden sonra harp oldu ya, Taif'e gittiler. İşte Hüneyn harbi orada oldu. Hüneyn harbinde Peygamber Efendimiz muzaffer oldu fakat Taif'i alamadı, döndü işte Hüneyn. Yetehallelun nas. Ben gördüm ki Resulullah Efendimiz nasın arasına girmiş. Ey yedhulü beynirun. Müslümanların arasına girmiş. Yes'elü en menzili Halid ibn-i Velid. Halid ibn-i Velid'in menzili nerededir? Eşyaları, çadırı nerededir? Onu arıyor. Bunu gördüm. Fevütiye bi sekrane. Bu aralıkta bir sarhoşu getirdiler. Fe emere sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Men bir kimseye ki kâne indehu. Yanında olan cemaate emretti.
dögün dedi. فَضَرَبُوهُ Onları da dövdüler. Neyle dövdüler? بِمَا كَانَ فِي اَيْد۪يهِمْ Ellerinde olan şeyler ile, elinde ne varsa. ثُمَّ حَسَى عَلَيْهِ التُرَبْ Peygamber Efendimiz kendisi de o adamın yüzüne toprak serpti. اِيْ رَمَى بِيَد۪هِ عَلَيْهِ التُرَبْ Eliyle onun üzerine toprak serpti. ثُمَّ اُتِيَ اَبُوْ بَكْرٍ بِسَكْرَانَ Resulullah Efendimiz'den sonra Ebu Bekir'in halife olduğu sırada ona da bir serpoşi getirdiler. فَتَوَخَّا اَرَد۪ي Ebu Bekir kastetti aradı. اَلَّذ۪ي شُلْ بِشَيْ ki كَانَ اُلْد۪ي Yani اَلَّذ۪ي اُلْ bir şekli neyi vuracağını, ne şekilde vuracağını bunu aradı. Ne şekilde ben buna darb edeyim, haddi ikame edeyim, aradı bunu. الذي كان من ضربهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimize getirdikleri serpoşu Resulullah Efendimiz nasıl dövdürdüyse ben de bu şekilde dövdüreyim diye bunu aradı. فضربه 40 ona 40 kamçı vurdu. Demek ki o kadar tahmin etmişler. أفلا ترى sen görmez misin ki أن أبا بكر Hazreti Ebu Bekir إنما كان ضرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra evet dövdü erbaine 40 40 değnek vurdu. O da ne üzerine? Ale taharri minhu. Kendisinden aramak üzerine yani araştırdı ve o kadar vurdu. Yoksa Resulullah Efendimiz'den 40 değnektir diye bir rivayet yok. Araştırdı. Kendi kanaati ona vardı. O 40 değnek vurdu. Ne için? Darbin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz darb ettiği için ellezî kân geçmiş Peygamber Efendimiz zamanında serpuş getirdiler ya onu vurdu. Evet. Onun darbi için, onun vurduğu için lennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yekün vekkafahum onları tevkif etmedi. Yani onlara bildirmedi. Fî zâlike bu haddi hamir hakkında alâ şeyin bir şey üzerine. Öyle şey ki beyyenehu. Onlara beyan etmiş olduğu bir şey yok. 40 değnek vurulacak, 80 değnek vurulacak yok. Hazreti Ebu Bekir de böyle meayyen, me'lum bir miktar olmadığında araştırdı. Öyleyse 40 değnek vuralım. Buna kafidir dedi. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene vehbün kâle haddesene şuabetü ibn-i teyyâh an ebil veddâk an ebi sa'idin Ebu Sa'id'den rivayet ediyor Ebu Bettek. Kale Ebu Sa'id dedi ki La eşrabu bel işmem Nebizen üzüm ve hurma suyunu içmem. Öyle nebiz hurma suyu ki bi cerrin orada cim yok. Cime nokta koyun. Bi cerrin destede gavdan yapılmış güveç, kü bunlara cer derler. Cerre. Müfredi cerre, cemi cer gelir. Cerre gavdan yapılmış sürahi olsun, desti olsun yahut da küp olsun onlar hepsi cer. Ben onların içine konulmuş üzüm ve hurma suyunu içmem. Niçin? Tez bozulur. Çünkü üzümün suyunu sıkar içersin. Bu helaldir bozulmazsa. Hurmanın suyunu sıkar içersin. Bozulmazsa. Fakat böyle gav bir kaba korsunsa tez bozulur o. Gav toprak kap mı? Ne toprak. Onun için bu tez bozulduğunda sarhoş edecek dereceye gelir. Ben bunu içmem dedi. Sebep? Sordular. Niçin içmiyorsun? Dedi ki, Ba'de iz ütiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e getirildikten sonra yani görmüş de onu gördükten sonra ben bir kabın içindeki nebisi içmem. Kimi getirdiler? Bir neşvan. Neşeli bir adam. Neşvan yani sekran. Sarhoş. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Getirdiler sarhoş. Ya Resulullah bu sarhoş. Nedir bu sarhoşluk? Dedi. Peygamber Efendimiz sordu ona. O da dedi ki ya Resulullah مَا شَرِبْتُ خَمْرًا Ben hamir içmedim. Hamir içmemiş. اِنَّمَا شَرِبْتُ نَبِيزَ تَمْرِ مَزَب۪يب فِي دُبَّا Dübba kabakın, kalın büyük kabaklar olur. Onu deler, içini boşadırlar. Onu kab eder, içine nebiz kordular. Zebib suyu, hurma suyu. Bu dübbanın içindeki nebizi içtim. Meğerse o da bozulmuş, adam sarhoş olmuş. Bu adam hamir kastıyla da içmiyor. Nebiz kastıyla içiyor.
içiyor ama o bozulmuş, sarhoş olmuş. Sarhoş olduğu gibi had vurulması zaruri. Dedi ama Resulullah Efendimiz dedi ki madem sarhoş oldu, had vurulması zaruri. Had vurdu ona. Şimdi Said diyor ki ben bunu gördükten sonra bir daha toprak kavda hiç içmem yani. Dubba'da biraz o geç şey diyor, bozuyor. Kav daha tez bozuyor. Bunu hiç içmem dedi. Bu mesele zaten ashab-ı kiram arasında ihtilaflı. Peki bu adama ne ceza verdiler, getirdiler? فَاُمِرَ بِهِنَّ فَاَمَرَ بِهِنَّ نَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz bu adama emretti. فَنُهِرَ بِالْاَيْدِي Kimisi elleriyle vurmaya başladılar. وَخُفِكَ بِالنَّعَالِ Kimisi de ayaklarındaki ayakkabılarıyla vurdular. Kim eliyle, kim ayakkabıyla o adamı dövdüler ama gene adet yok, müeyyen değil. Şimdi bu nebize gelince ne biz hurma suyu, üzüm suyu helal mıdır, haram mıdır? Bunda ihtilaf var. Hem ihtilaf da büyük. Ashab-ı kiramın ekserisi bunu içerdiler. Fakat bozulmuş bir şekilde değil, taze taze. Şayet bozulmuş bir dereceye gelirse ondan da az içerdiler ki sarhoşluk vermeye. İmam Ebu Hanife diyor ki ne biz eğer haram dersekse, diğer imamlar öyle diyorlar. Bir şeyin çoğu sarhoşluk verirse onun azı da haramdır. Binaenaleyh ne bizden çok yerse sarhoşluk verir. Öyleyse azı da haramdır. İmam Ebu Hanife diyor ki eğer bunu böyle kabul edecek olursaksa ashab-ı kiramın hepsi sarhoşmuş. Bunu kabul etmek lazım. Bu vakitte terbiyesizlik olur. Ashab-ı kiram dini bilmemişler de hepsi nebisi içmişler, hepsi günahkar olmuşlar. Ben teeddüp ederim, ben bunu haramdır demem. Bütün dünyayı verseler bana nebize haramdı demem. Niye? Ben ashab-ı kirami haram içtiler diye takdir edemem. Bütün dünyayı bana verseler ki nebizden hiç onu değişmem. Onu değişmem. Ama haramdır da demem. Çünkü ashab-ı kiram içerdiler. İçerdiler ama sarhoş olmayacak derecede. Bu da o adamı getirdiler işte. O adam rakı içmemiş. Nebiz içmiş. Fakat nebiz bozulmuş. Bu fazla içtiği gibi sarhoşluk vermiş. Fakat aleyhine Peygamber Efendimiz haddi ikame eyledi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet ederler. Misafirleri gelmiş, nebiz getirmiş. O adamlar da yemişler. Karınlarını doyurmuşlar. Bu sefer başları dönmüş. Sarhoşluk başlamış. Bunlara getirken bana demiş ki kötek vur. Onları dönmüş, kötek vurdurmuş. Demişler ki ya emir-el müminin. Bunu getiren sen, yediren sen, dönüp haddi de ikamet eden sen. Madem bu haddi mucibidi, niye bize yedirdin? Niye çok yediniz? Gördünüz ki bu bozulmuş, az bir miktar yiyeceydiniz. Yani kendinizin karnına bir miktar geçsin de aç ölmeyesiniz, o miktarı yiyecektiniz siz ama dola basa yediniz, sarhoş oldunuz, onun için haddi hak ettiniz. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Peygamber Efendimiz'e butiye bir şaribin hamir bir hamir butiye bir şaribin şaribi hamir demek rakı için bir adam getirildi fakale dedi ki اِضْرِبُوهُ Onu döyünüz. فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ O cemaatten bazıları oldu ki eliyle döydüler. وَبِسَوْبِهِ Elbisesiyle döyen. وَبِنَعْلِهِ Medesiyle. Nalıyla döyen. Yani o öd olmuş. Kimi elbisesini almış, elbiseyle yapıştırmış. Kimi ayağındaki ayakkabıyı çıkarmış, onunla vurmuş. Kimi eliyle vurmuş. Niye? Resulullah'ın verip emretmiş ya. Resulullah'ın emri yerine gelsin diye. Yine bir müeyyen bir miktar had yok. Şuna tek değinik vurun, seçin değinik vurun. Bunda da yok. Haddesena Yunus kâle akberena Enes ibn-i İyad en Yezid en Yezid ibn-i İlhad en Muhammed ibn-i İbrahim en Ebi Selamete en Ebi Hureyret en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine aynı hadisi şerif. Ebu Seleme, Muhammed Zühri bunlar rivayet ediyorlar. Kimden? En Abdurrahman ibn-i Eser. Abdurrahman ibn Eser'den قال Abdurrahman dedi ki ütiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e getirdiler bir şaribin hamri içen bir adamı yevme Hüneyn Hüneyn
Hüneyn harbinde. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu linnâsi cemaate ki kûmû ileyhi, kalkın, kalkın bunu duyun. Fekâmen nâs, oradaki cemaat kıyam ettiler. Fezarabûhû ile dövdüler. Bini'âlihim, narınlarıyla dövdüler. Şimdi veka bir veka. Ve birisinde diyor ki, burada diyor ki, ayaklarındaki ayakkabıları çıkardı, ondan dövdüler. Yukarıdaki rivayetlerde diyor ki, kimi eliyle dövdü, kimi asayla dövdü, kimi hurma daliyle dövdü. Yani demek ki o adamın döküldüğü var. Şeklinde ihtilaf var. Fakat esas bize lazım olan, buna 40 değnek vurun yahut 80 değnek vurun, me'ayyem bir miktar zikredilmedi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا المعلى مع المعلى بن الأسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال أتي بالنعمان نعمان denilen bir adamı getirdiler ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimize getirdiler ve huve sekran, o da sarhoş idi. قال dedi ki feşakka ala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meşakkaten şiddeten, Peygamber Efendimiz'e bir meşakkat geldi, bir ağırlık geldi bundan. Yani kendi ümmetinden olsun, Rabbi içsin, huzuruna gelsin Peygamber Efendimiz. Bunu istemiyor. Fakat oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz de mükedder oluyor. Kale dedi ki, فَاَمَرَ صَلَّ اللّٰهُ اَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمْرِتْتِ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ. O yanında olanlara emretti ki, اَنْ يَضْرِبُوهُ, onu darbedeler. Kale, Ravi diyor ki, فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ, ayaklarındaki ayakkabılarıyla ve hurma dallarıyla o adamı dövdüler. قال عقبه, bu ravi olan عقبه diyor ki, عقبه بن الحارس, كنت في من ضربه, ben onları, o adamı dövenlerin içindeydim. Yani ben de dövdüm. Oradaki adamların içinde ben de vardım, o adamı dövdüm. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب فذكر باسناده مثله. İbn Ebi Davud da bu hadis-i şerifi zikreyledi. Gayri ennehu kal bin Nu'man evi binin Nu'man. Bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. O şarip kim idi? O hamri içen Nu'man idi yahut da Nu'man'ın oğluydu. Bunu zikrediyor. Yukarıdaki rivayette diyor Nu'man idi. Bu ikinci diyor ki ya Nu'man'ın kendisiydi yahut da oğluydu. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب فذكر بإسناده مثله. إن حديث الشريف إبراهيم بن مرزوق رواه إليه. فدل ما ذكرنا, işte bizim bu zikrettiğimiz hadisi şerifler delalet ediyor ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول اكرم Efendimiz, لم يوقفهم أصحاب كرامي, kiramın miktarını beyan etmedi. في حد الخمر, حد خمرده, onları tevkif etmedi. Yani şer'i şerif tevkifidir, bildirilir. Onlara hamrın haddi şudur diye bir şey beyan etmedi. Alâ darbin me'lum, me'lum bir darba. Yani darp, kötek var ama miktarı ne kadar, bunu Resulullah Efendimiz beyan etmedi. Kemâ vakkafahum, onlara bildirdiği gibi fi haddi zina. Haddi zina da bildirdi. Zina haddinde nedir? 100 değenek. Bak onda var, adet var. Ama bunda yok. O da kime 100 değenek? لِغَيْرِ الْمُحْسَنِ, mühsenin gayrisine. Mühsen başında nikah geçmiş. Gayr-ı mühsen başında nikah geçmemiş, yani bekar olanı. وَفِي حَدِّ الْقَزِفِ, haddi gazifte de beyan etti. Haddi gazifte kaç? 80 diyelim. Onu da bildirdi. Fakat haddi hamırda beyan etmedi. Müeyyen bir adet yok. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ, bir adam itiraz etse dese ki فَقَدْ رُوْيَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ, Ebi Sa'id'den rivayet edildi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz darabe fil hamri, hamırda darbetti, bina aleyni iki medesle, erba'ine erba'ine, 40-40, iki medesle 40-40 ne yapar? 80. Öyleyse bak, Resulullah Efendimiz her nalın bir kamçı demektir. Öyleyse 40 değenek vurmuş. Böyle bir rivayet var. فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer de kıldı ki külli nalin, her bir nalın mukabilinde savtın bir kamçı, bir nalın bir kamçı diye böyle yaptı. Böyle itiraz ederse, söylerse ki bak işte rivayet var, sen adet malum değildir diyorsun, halbuki adet malum. Resulullah Efendimiz 80
nalın vurdurmuş. Hazreti Ömer de o nalınları kamçıya çevirmiş. Kıyle lehu. Ona denilir ki kad sadakta. Bu rivayeti sen doğru söyledin. Kad haddesena bizalike Muhammed ibn Bahr. Bunu Muhammed ibn Bahr rivayet eyledi. O ibn Matar. Ona da ibn Matar derler. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أو أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أبو سعيد الخدري في عنبر أفن صلى الله عليه وسلم أين سنم بوددين رواية إلى مشتر وليس في هذا الحديث إذا أبو حديث يقدر لا يقدر ما يدل دلالة إذن شيء كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kasede bizalike darbi, o darbiyle kastettiği ila semaniyle 80. Ebu Seyyid'in Hudri bunu rivayet ediyor. İki nalından kırkar kırkar vurdu. Fakat bunda bir beyan yok ki haddi hamrın miktarı 80 değeniktir diye böyle bir şey yok yani. Medesine vurdurmuş. Ama ne kadar? 40 tane vurdurmuş birisiyle, 40 tane öteki medesine vurdurmuş. قد يجوز جائز olurken يكون ولا قصد الى ضرب غير معلوم. Peygamber Efendimiz onu darbi gayri malum kastetti. Nasıl ötekilerine bunu vurun, onlar da vurdular. Adedi malum olmayan bir darb. Burada da adedi malum olmayan bir darbi kastetmediği neden malum? Sen diyorsun ki iki nalından 40 defa vurdular. Öyleyse 80 oldu. Resulullah Efendimiz 80 değenek vurun demiyor. Darbi gayri malum. Yani az da olsa olur, çok da olsa olur, tesadüfi o 40'ar olmuş da 80 olmuş. Tesadüf kabilinde, yoksa illa 80 bunun haddidir manasına değil. فَدَرَبَنْ نَاسِ Nas, evet. Nas, onu darb ettiler. فَكَانَ دَرْبُهُمْ O Nas'ın darbi de oldu. فِي cümleti, o darbın cümlesinde semaniyle. Nas'a dövün dedi. Onlar da dövdüler. غَيْرُ مَعْلُمْ olarak, yani bir müeyyen adedi kastetmediler. Fakat tesadüfü 80 oldu. O olabilir. Resulullah Efendimiz 80'i kastetmemiştir. Yani bu da caizdir. Fetevekha Ömer radıyallahu anhu zâlik. Hazreti Ömer bunu aradı. Yani miktarını aradı ki acaba ne kadar olacak? Lemma arada en yuvaqifen nâse fî zâlik. Nâsi tevkif etmiş ola, durdurmuş ola. Neye? Ala şeyin me'lumin, bir me'lum bir şeye nasıl tevkif eder? Yani Hazreti Ömer'in zamanına kadar geldiği hamrın haddi müayyen değil, kaş kamçı vurulacak. Hazreti Ömer istedi ki bir adet üzerinde nasıl ittifak etsin de ondan sonra kimi nakiz, kimi fazla olmasın. Fece'ale mekâne kulli ne'alim savtan. Hazreti Ömer de aradı, dedi ki, sordu ki o vakıpta tahminen nalınlarla büyüdükleri vakitte kaç tane vurulmuştu? Ebu Sedin Hudri de diyor ki 40'ar 40'ar 80. Yani o kadar vurulduydu. Öyleyse biz bunu kabul edelim. Biz de her nalına karşı bir kamçı yapalım, dedi. Her bir nalın karşılığında bir kamçı kıldı. Ve delilu ala zalikeyde. Peki bu Resulullah Efendimiz adedi malumu kastetmedi de tesadüfü 80 oldu diyorsun. Bunun üzerine delil أن عبد الله بن محمد بن حشيش حدثنا قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل olarak diyor Hazreti Enes'in rivayetini getiriyorum ki Hazreti Enes diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem celede fil hamri, hamirde celd etti bil cerid hurma daliyle ve ni'ar hiddesiyle ve celede Ebu Bekir, Ebu Bekir'de celd eyledi 40'ine 40. Peygamber Efendimiz'in darbının adedi malum değil. Döydürdü yalnız. Ama ne ile döydürdü? Medes ile yahut da hurma dalıyla. Hazreti Ebu Bekir getirdi 40 kamçı yaptı. 40 kamçı ile de 40 kamçı vurdu. فَلَمَّا وُلِّيَ Ömer, vaktaki Ömer emir-ül müminin oldu. دَعَنْ nas, nasi topladı. فَقَالَ مَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمِرِ Haddi hamirde siz ne dersiniz? Eshab-ı kirama sordu. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْرِ Abdurrahman ibn Avf dedi ki Era ben görürüm en tec'alehu onu kılasın ke'ahsil hudud hududun ahsi gibi haddi gazif kaçtır? 80 değenek. İşte bunun gibi ve tec'alu fihi 80 onda 80 değenek kılasın.
Çünkü meşgul olan o. Gazifte kaç değnek var? 80 değnek. Bu nedir? Böyle kılasın. Ben böyle görürüm. فَلَوْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ عَلِمَا اَكَرْ Hazreti Ömer bilmiş olsaydı ki اَنَّمَا فِي حَدِيسِ اَبِي سَعِيدٍ اِلَّذ۪ي سَكَرْنَا Zikreylediğimiz Ebu Said'in Kudri'nin hadisindeki olsa tevkifen an Resulullah sallallahu tevkifen min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den tevkif olsa ennase nase yani bildirilmiş olsa ki bu vurduğu 80'dir. 80 medes vurdurdu yani. Bunu kastetti ve vurdurdu. Bunu bilmiş olsaydı Hazreti Ömer ala haddil khamren lehu 80 haddi khamr üzerine vurduğu 80'dir. Bunu bilmiş olsaydı izen le mehtace fi zalik bu mesele hakkında Hazreti Ömer mehtaç olmazdı. İlâ şûrâ, ashabın şurasına mehtaç olmazdı. Ebu Seyyid-i Hudri'nin rivayeti var, biz bunu inkar etmiyoruz. Fakat orada Resulullah Efendimiz 80'i kastetmedi. 80'i kastetmiş olsaydı Hazreti Ömer bunu bilirdi. Ondan sonra ashab-ı kiramı toplayıp da fikriniz nedir? Onu sormazdı. 80 diyerek olduğu malum olurdu. Öyleyse Ebu Seyyid-i Hudri'nin rivayeti sahih fakat Peygamber Efendimiz 80'i kastetmemiş. Tesadüfi 80 olmuş o. وَلَاكِنَّهُ اِنَّمَا شَاوَرَ Hazreti Ömer müşavere etti. Ne için? لِيَسْتَنْبِتُوا وَقْتًا مَعْلُومًا فِي ذَٰلِكَ حَدِّ خَمِرْدَ مَعَيَّنْ bir miktarı istinbat etsinler diye. Öyle miktar ki لَا يُجَاوِزُهُ وَحَدِّ geçmez اِلَى مَا هُوَ اَكْثَرٌ مِنْهُ ondan çoğuna da geçmez وَلَا يَنْقُسُوا اِلَى اَقَلَّ مِنْهُ öyle bir miktar olsun ki ne yukarı çıksın ne aşağı insin. Onun için ashab-ı kiramı topladı ve nihayet 80 diyeneye karar verdiler. Fakat haddesena Süleyman ibn Şuayb kâle haddesena Abdurrahman ibn Ziyad kâle haddesena Şu'be ha ve haddesena Fehdü kâle haddesena Musa ibn Davud kâle haddesena Humam kâle cemiyanen Katâde an Enes ibn Malik enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ütiye bir racülün şerbel hamd Hazreti Enes diyor ki hamir içmiş bir adamı Resulullah Efendimiz'e getirdiler fadarebe bi cerideteyni İki hurma dalıyla onu darb etti. Nehven min erbaine. Kırka yakın bir şeyle darb ile darb etti. Sümme sana Ebu Bekir mislezalik. Ebu Bekir de böyle yaptı. Yani onun zamanında da 40 değerlik vururdu. Felemma kâne Ömer Hazreti Vakti. Ömer ki halife oldu. İsteşaren nas. Nas ile istişare etti. فقال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف ومشاوره ده dedi ki ya emirel müminin akhaful hudud 80 hudutların en hafifi 80'dir. Niye 100'ü de var. Fakat 80 ona göre hafiftir. Fefaale zalik öyleyse hafifini aldılar 80 degeni aldılar. فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر رضي الله تعالى فثبت بما ذكرنا bizim bu zikrettiğimiz hadislerde sabit oldu ki أن التوقيف توقيف yani şerif cihetinden haddin miktarı في حد الخمر خمرin haddinde ala celdin me'lumin me'lum olan bir celd kötek innemâ kâne fî zemeni Ömer'e radıyallahu anh Hazreti Ömer'in zamanında oldu. Onun zamanına kadar değişik olurdu, muhtelif olurdu. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında müeyyen bir had koydular. Ve ennemâ vekafû aleyhi min zâlik. O bir şey ki onun üzerine وَقْفَقُوا olsa daha iyi olur. Tevkif ettiler. وَاَنَّمَا وَالْبِيْجَبْ كِ وَقْفَقُوا عَلَيْهِ üzerine tevkif ettiler. مِنْ ذَلِكْ bu hamrin haddinden كَانَ ثَمَانِينَ 80 diyenek oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında müeyyen değildi. Fakat onun zamanında müeyyen bir had koydular. 80 diyenek dediler. وَلَمْ يُخَالِفُهُمْ bunlara muhalefet etmedi. فِي ذَلِكْ bu meselede اَحَدٌ hiçbir kimse, minhu ashab-ı kiramdan, ashab-ı kiramdan kimse muhalefet etmedi. Hazreti Ömer de kendi başına yapmadı. Şura yaptı, ashab-ı kiramın ileri gelenlerini, onların müşaveresiyle 80 değnek vurulmasını karar kıldılar. Ashab'tan başkası da buna muhalefet etmedi. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ öyleyse hiçbir kimseye layık olmaz. اَنْ يَدَعَ ذَٰلِكَ bunu terk eder. Bu 80 değneği terk ede de
haddi hamirde ziyade noksan uğrar, bu caiz olmadı hiçbir kimseye. Ve yekule yahut da hükmede bi hilafi, bunun hilafına hükmede fetva verir. Bu da caiz olmadı. Niçin caiz olmadı? Lenne icma'a ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zira Resulullah Efendimizin ashabının bir mesele hakkında icma etmesi hüccetün hüccettir, delildir. Herhangi bir meselede ashab-ı kiram icma etmişse o hüccettir. İza kâne beri'en minel vehmi ve zelel. O vehmden, o yapmış oldukları icma vehm-i zelelden beri ise. Zaten beri olması icma etmezler. Vehm-i zelel olsa ashab-ı kiram onda ittifak etmezler, ihtilaf ederler. Vehm-i zelel yok ki, hepsi onun üzerinde ittifak ediyor. Ve huve, bu mesele ne gibidir? 80 değenek vurulmasını icma etmeleri ne gibidir? Kenaklihim, ashab-ı kiramın nekletmeleri gibidir. Neyi? El hadise, hadisi şerifi. Hadis neklediyorlar ya, bunun gibidir. Öyle nakil ki, el beri'i minel vehmi ve zelel, vehmi zelelden beri olan nakilleri gibidir. Bir hadis-i şerif naklediyorlar, onda da vehmi zelel yok. Onu biz kabul ediyoruz. Kabul etmesen ehl-i bid'at sayılırsın, ehl-i sünnet sayılmazsın. Çünkü ehl-i bid'at olan ashab-ı kiramın rivayetlerini kabul etmez. Niye? Onları kimisini tefsik ederler, kimisini tekfir ederler. Öyleyse fasıkın, kafirin rivayeti mekbul değildir derler, hadisi kabul etmezler. Ehl-i sünnet akidesi öyle değil. Ashab-ı kiram haddi zatında hatası olsa bile, bir zelali olsa bile, hadis neklinde hepsi adildirler. Hepsi vehm-i zelelden beridir. Onların bir mesele hakkındaki icmaları hüccet olduğu gibi hadisi nekilleri de hüccettir. Ehli bidetten olur. Bakarsan ki bir hadis geldi. Kimden geldi? Muaviye'den diyor. Ben Muaviye'nin hadisini kabul etme. Hazreti Ali'ye kılıç çekti. Binaenaleyh ne oldu kılıç çekti? Bitti diyor. O kafir oldu. Kafirin adaleti kabul değil. Kafir demezse fasıktır. Binaenaleyh fasıkın rivayeti mekbul değil. Amr ibn-i Las o da kabul değil. Filan sahabi o da kabul değil. Filan sahabi o da kabul değil. Kala kala Şiilere göre 11 sahabi kalır. 11 sahabeden gelirse kabul ederler, yoksa kabul etmezler. Haricilerin de kaidesi fitnelere, harflere girmişse onun rivayetini kabul etmezler. Hangi taraftan olur olsun, ister Hazreti Ali tarafından olsun, ister Hazreti Ayşe tarafından olsun, İster Hazreti Muaviye tarafından olsun, hangisinin tarafını iltizam etmiş harbe girmezse onların nezerinde o da kafir, onun rivayeti de kabul değil. Onun için ehli sünnet onlara ne diyor? Ehli bidat. Çünkü ashab-ı kiram hadisleri nakletmişler. Onları tekfir ve tefsik edip de rivayetlerini kabul etmediğin gibi ehkâmı nereden alacaksın? Ehkâm akla binecek. Artık onlar kendi düşünceleriyle, kendi fikirleriyle hükümler çıkaracaklar. Hadisle amel etmeyecekler. Şeytan onları da o yoldan vuruyor. Evet. Şimdi burada esas meselemiz, madem ashab-ı kiram ittifak etmişler, hamirde 80 degenek vurulması, o bize hüccettir. Bunun ne ilerisine gidilir, ne de gerisine gidilir. وَقَدْ حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرِنِ الْاَكَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ بِلَالِ عن ربيعة عن السائب بن يزيد أن عمر حضرت عمر رضي الله عنه صلى على جنازة bir cenaze üzerine namaz kıldı. فلما انصرف وقتki cenaze namazından farik oldular, döndü. أخذ بيد ابن له kendisinin bir oğlunun elinden tuttu. ثم أقبل على الناس sonra nasa döndü. فقال dedi ki أيها الناس ey cemaat İnni vecettü ben buldum. Min haza bundan, oğlunu gösteriyor. Ben bundan buldum. Ney rihe şerab, şarabın rihini, yani hamrın kokusunu buldum. Ve inni sailun anhu. Şimdi ben ondan soracağım. Fe inkâne sekir, eğer rakı içmiş de sarhoş olmuşsa celednâhu, buna celde vuracağım, kötek vuracağım dedi. Kendi oğullarından birisinin ağzından rakı kokusu
aldı. Ondan sonra da bunu tuttu, cemaatin huzuruna çıkardı. Dedi ki ben sual edeceğim. Eğer rakı içmişse ben buna kötek vuracağım dedi. Kale sahib. Sahib dedi ki ravi. Sahib ibn Yezid. Faraeytu Ömer'e, ben Ömer'i gördüm. Celede binehu, oğlunu celdetti. Ba'de zalike, bundan sonra el hadde, haddi darb etti. Semaniyle 80 değinik. 80 değinik oğlunu vurdu. حدثنا فهد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا السائب فذكر مثله ينبو سائب حديثني فهد إمام التحاوي أين روايته الذي وهذا bu mesele Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kendi oğlunu evet had olarak 80 değenekle celd etmesi kimin huzurunda oldu? Bi hadreti ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ashabının huzurunda oldu. Felem yünkir, inkar etmedi aleyhi Hazreti Ömer üzerine minhum ashabtan münkirun, hiçbir inkar eden kalkıp da inkar etmedi ki ya Ömer sen bu işin hatadır demedi. Fedelle zalik, bu delalet etti neye? Ala mütabaatihim, ashab-ı kiramın tabi olduklarına. Lehu Hazreti Ömer'e. Bu meselede ashab-ı kiram da Hazreti Ömer'e tabi oldu. Buna delalet etti. Ve kad ruviyan Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ey da yine 80 diyerek olarak fit tevkifi tevkifte miktarının müayyen olmasında ala haddil hamri, hamrin haddi üzerine ennehu semanun, 80 olduğuna dair tevkifi bir rivayet geldi. Evet. Ne geldi? O kadar uyuya rivayet edildi ki yani hamirde Peygamber Efendimiz'den tevkif olarak 80 diyerek geldi. Hadisun, bir hadis rivayet edildi. İmkâne sabiten, eğer hadis sabit ise İmam-ı Tahavi diyor ki böyle bir hadis geldi. Peygamber Efendimiz emretmiş 80 diyerek vurulacak ama hadis eğer sabit ise, yani hadisin senedi itibariyle araştırmışlar, kuvvetli bir senet bulamamışlar. Acaba hadis midir, değil midir? Şüpheli olmuş. Eğer hadis zayıf demek, yani raviler zayıf. Yoksa hadisin bizzat kendisi zayıf olmaz. Raviler kuvvetli olduktan sonra Resulullah Efendimiz bunu buyurdu. Binaenaleyh buyurmuş ama bu yerinde değildir denilmez. Buyurmuş ama doğru değildir derse kafir olur o adam. Resulullah'a itiraz etmiş olur. Zayıf demek ki yani acaba Resulullah Efendimiz'den hakikaten bu hadisi rivayet edenler doğru mu söylemişler? Yoksa arada birisi yalan katmış mı? Şüphe ravilerde olur da ona hadisi zayıf derler. Yoksa Resulullah Efendimiz'e senedi sahihle çıktıktan sonra Resulullah Efendimiz'in buyurduğu sabit oldu mu? Ona itiraz eden Resulullah'a itiraz etmiş olur. Resulullah'a itiraz eden kafir olur. Onun için İmam-ı Tahavi diyor ki buyurun. Bu hadis eğer sabit ise senede itibariyle zayıf. 80 diyenek rivayet edildi. Vahve o hadis nedir? Ma bir şeydir ki قَدْ حَدَّسَنَ اَبْنَ اَب۪ي دَاوُودِ قَالَ حَدَّسَنَا اِسْحَابُ اَبْنَ اَب۪ي اِسْرَائِيلِ قَالَ حَدَّسَنَا هِشَامُ اَبْنِ يُوسُفُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اِبْنِ صَخْرِ الْاَفْرِيكِيُّ عَنْ جَمِيلِ اِبْنِ كُرَيْبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ يَزِيدِ ben Abdullah ibn Amr en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Abdullah ibn Amr ibn As diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular men şaribe basqata hamrin fecriduhu 80 men şaribe her kim içerse basqata hamrin hamrin basqati yani bir katre bir parça bile içse hamirden fecriduhu 80 ona 80 diyenek vurur. Bu hadis sarih. Sarih ama hadisin senedi itibariyle bir zafiyet var. Kat'i surette diyemiyor. Eğer bu hadis sabit ise Resulullah Efendimiz'den sadir olmuş ise işte 80 diyelik vurulacağını beyan etmiş. فَهَذَا الَّذ۪ي وَجَدْنَا ف۪يهِ التَّوْقِيفَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ف۪ي حَدِّ الْخَمْرِ Hamrin haddinde Resulullah Efendimiz'den rivayet olarak bunu bulduk. Diyor. وَهْوَ ثَمَانٌ o da 80 diyenek. Bunu bulduk. Fe in kâne zâlike sabiten, eğer bu hadisi şerif sabit ise fakat sebete bih, bu hadiste sabit olmuş olur.
Et-temanu ile 80. 80 kamçı vurulması bununla sabit olur. Ve in lem yekun sabiten, yok bu hadisi şerif sabit değil ise, ravilerden birisi uydurmuş ise, fakat sebeten ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin ashabından sabit oldu. Ma bir şey ki kat tekaddeme tekaddüm etti zikruna lehu, bizim onu zikrettiğimiz tekaddüm etti fi hadel bab. Bu babda. Bu babda, bu okuduğumuz behiste tekaddüm etti. O da ne? Min icma'ihim ala's-semanin. Ashab-ı kiram 80'de yeni güzel ittifak ettiler. Tamam. Hadis sabit ise hadis de sabit. Hadis sabit değil ise ashab-ı kiramın icma'ıyla sabit. Ve min istinbati, ashab-ı kiramın istinbatından iyyaha, bu 80'i min ahaffil hudud, hududun en ahaffinden. Dediler ki haddin en hafifi hangisidir? Hangisidir? 80'de yenek. 80'de yenek var, 100'de yenek var. Sonra rejim var. Rejim en ağırı. Ortası hangisi? Zaniye 100'de yenek vurulması. Zaniyet ve zani fecrüdü kulle vahidi minva meyetim şelde. Fakat en hafif hangisi? Haddi kazıp 80 değnek, onu aldılar. Fezalike, bu da min icma, min icma'ihim, ashab-ı kiramın icmaından sonra ba'de ma kana hilafuhu. Bunun hilafına olduğu idi. Sonra da ittifak ettiler 80 değnek üzerine. Çünkü Hazreti Ömer'in zamanında kadar 40 oldu, 80 oldu, 40 oldu, 80 oldu yahut da müeyyen olmayan bir darb oldu. Bunun hilafınaydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında 80 deyyene üzerine ittifak ettiler. Bu nenin, neyin gibi? Ke icma'ihim, ashab-ı kiramın icma'i gibi. Alel meni'i, meni' üzerine. Min bey'i ümmehatil evlad. Ümmehatil evladın satılmasını meni' gibi. Ümmül veled. Müfredi. Birkaç tane olursa ümmehatil evlad derler. Cariyesini istifraş eder de ondan çocuk gelirse. Onu ümmü velet derler. Evvelce bunları satardılar. Sonradan Hazreti Ömer zamanında ittifak ettiler. Dediler ki hayır, kendi çocuğunun anası oluyor. Bu adam öldüğü gibi o cariye çocuğa kalıyor. Çocuk kendi anasına sahip oluyor. Sahip olduğu gibi hür oluyor. Binaenaleyh bunlar satılmazlar. Yani adam daha ölmeden, ölürse hasat olacak ya, ölmeden de onları satması caiz değildir. Evvelden satardılar, ihtilaflıydı. Sonradan ittifak ettiler ki ümmahatülerle satılmaz. İşte bu da ashab-ı kiramın icmaıyla oldu. Bir, ve tekbiratil cenayiz. Cenaze tekbirleri dört müdür, beş müdür? İhtilaflıydı. Bazen dört alırdılar, bazen beş alırdılar. Sonradan dört üzerine ittifak ettiler. Vakat kâne hilâfehû. Bunlar bunun hilâfınaydı, dördün hilâfınaydı. Beş de alırdılar. فَكَمَا لَا يَنْبَغِي خِلَافُهُمْ Ashab-ı kirama muhalefet layık olmadığı gibi ne de فِي تَرْكِ بِيْعُ اُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ اُمَّهَاتُ الْاَوْلَادِ satmayı terkte, terk edin dedi ashab-ı kiram, bunlara muhalefet layık olmadığı gibi فَكَذَٰلِكْ لَا يَنْبَغِي خِلَافُهُمْ Ashab-ı kirama muhalefet layık değildir فِي تَوْقِيتِهِمْ اَثَّمَانِينَ 80 DNA'yı tevkit etmelerinde, müayyen miktar koymalarında fi haddil hamri, hamrin haddinde 80 DNA koydular. Ona da muhalefet layık değildir. Onların yoluyla gitmek lazımdır. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin. İşte bu hadis-i şerif mucebince hulefai raşidin zamanında neye ittifak ettilerse ona ittiba etmemiz vaciptir bize. Ve hâza, işte bu okuduğumuz bu hükümler kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed ibn el-Hasan rahimahullah. Bu üç imamın kavli de budur. Evet, bu haddi hamir meselesi burada bitti.